Merhabalar, Web Tasarım dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde size CSS'de Transition konusunu anlatacağım. İlk olarak deneme sitemiz adlı projemi çalıştırıyorum. Burada ben Visual Studio 2013 kurdum. Size de tavsiye ediyorum. Yeniliklerine çok bakmadım fakat görünüm olarak biraz daha güzel diyebilirim. Gördüğünüz gibi klasör renkleri bu şekilde değiştirilmiş. Deneme adlı bir divimiz var arkadaşlar. Genişliği ve yüksekliği 300 piksel. Arka plan rengi ise mavi. Şu şekilde ise bir div de kullandım. Waterfox ile çalıştırıyorum. Bu arada Waterfox Firefox'un aynısı. Sadece 64 bit işletim sistemleri için yapılmış. Gördüğünüz gibi mavi renkli 300x300 piksel ebatlarında divimiz. Hemen Hover özelliğini yazıyorum. Fareyle üzerine gelince arka plan rengimiz eflatun olsun. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi fareyle üzerine gelince rengi eflatun olacak. Transition özelliğimi yazıyorum. İlk değer arkadaşlar transition'ın hangi özelliği etki edeceğini belirtir. Biz arka plan rengini değiştirmek istiyoruz. Ve kaç saniyede olsun bu? 0,4 saniyede olsun. Yani saniyenin onda dördünde olsun. Özelliğimizin değeri ise easing out olsun. En güzeli budur arkadaşlar. Easing out'u tavsiye ederim. Geçiş efektinin nasıl olacağını belirler. Ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 0,4 saniyede bu şekilde değişecek. 1 saniyede yapalım. Daha rahat görebilirsiniz. Yani 1 saniyede bu şekilde değişecek. Üzerinden gittiğimizde ise yine 1 saniyede bir değişim gösterecek. Yine .4s yapalım. Bunun dışında width ve height değerlerini değiştirmek isteyelim. Width üzerine gelince 600 piksel olsun. Height'i de 600 piksel olsun. Aynı zamanda rengi de yine değişecektir. Bu sefer özelliğimize all yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu üçünün değişmesini istiyoruz. Bir type ve background color'ın. Bunun için all kullanıyoruz. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 0,4 saniyede bu şekilde bir değişiklik olacaktır. Ve gecikmesini de verebiliriz. Yani transition yani geçiş efektimizin gecikmesi son verdiğimiz değerli oluyor. 1 saniye sonra başlasın. Üzerinden gidince de 1 saniye sonra eski haline dönsün anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi 1 saniye sonra başlayacak. 1 saniye sonra da eski haline gelecek. Bu da gecikmesini verir arkadaşlar. Dördüncü değerdir. Bunun dışında en çok kullanılan bir yöntem daha var. Background. Tabii önce bir resmimizi ekleyelim. Projemi durdurdum. Asus'umda 64-65 ebatlarında bir logo buldum. Onu kullanıyorum. Image klasörümün içine attım. Background URL Content Image Twitter PNG. Tekrarlanmasın arkadaşlar. No repeat. Şunları da 64'e 65 olarak değiştiriyorum. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arka plan resmimiz Twitter logosu oldu. Biz buna şöyle bir efekt uygulayabiliriz. Opacity'sini yarım yapalım. Hemen düzeltiyorum. %50 olsun yani opacity'si. Transition opacity .4s ya da 3s de verebilirsiniz. Tasarımcılar böyle kısa saniyeler severler. Opacity olmasın arkadaşlar. 1 veriyorum. Eski haline döndüreceğim.
Üzerine geldiğinde gördüğünüz gibi 0.4 saniyede geçiş efekti olacaktır. Cursor pointer dediğimde ise fare imlecimiz L şeklini alacaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Bu en çok kullanılan transition efektidir. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da aynı efekti kullanmışım. IMDb sitesinde de çok kullanılır arkadaşlar. Hemen şu şekilde belki göremiyorsunuzdur. Logonun üzerine geldiğinizde bir renk değişimi olacaktır. Bu transition ile yaptır. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.